Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sebzeli mantar sote yaptım. Önce şöyle mantarlarımı suyun içine koydum. Böyle bir 10 dakika kadar beklesin istiyorum. İçine biraz şöyle gördüğünüz gibi sirke koyacağım. Çünkü gerçekten temizlenmiyorlar. Böyle biraz dursun istiyorum. Bu aşamada ben malzemelerimi hazırlayacağım arkadaşlar. Şöyle bir tavuk göğsü doğrayacağım içine. Evet, mantarlarımı doğradım. Şöyle çok kalın değil, çok ince de değil arkadaşlar. Şu şekilde ilk onları böyle ortadan böldüm. Saplarını atmadım. Bir patates, iki domates, iki kapya biber. Tavuk göğsünü bu şekilde doğradım. Bir adet soğan doğradım. Üç adet yeşil biber doğradım. Üç diş sarımsak doğradım. Ve şimdi tavaya, ocağa geçelim. Evet, tavaya böyle yayvan bir tavaya biraz yağ aldım. Ve kızartmaya yavaş yavaş kızartmaya başlayalım arkadaşlar. Sizlerimi tek tek kızartıp tava alacağım. Ayrı kızartacağım şu şekilde. Biberleri de ekledim. Sonra da bir süzgeç yardımıyla kızartınca alalım. Gerçekten bu şekilde çok güzel olur arkadaşlar. Tavsiye ederim. Kapı birimde aynı şekilde ekledim. Onu da birazcık kavurdum. Kızarmaya başladı o anda. Süzgeç yardımıyla alalım arkadaşlar. Burada soğanımı artık kavurabilirim. Burada bir kaşık tereyağı koydum arkadaşlar. Tereyağı yapışıyor. Şöyle de kavurayım. Sarımsağı ardından ekledim. Burada tavuk göğsü önce koydum. İyice soğanla tavuğun aromasını çeksin. Birlikte kalacağız. Suyunu sarıp çıkana kadar mantarı ekleniyoruz. Sonra suyunu çıkıp yağı kalana kadar yaşıyorum tavuğum arkadaşlar. Ve burada mantarı ekliyorum. Mantarları zaten ocak sıcakta sonunda harlı ateşte olacak. Mühürlenecek gibi oluyorlar. İlk başta biraz kızartıyoruz. Suyunu salmaya bıraktan kapağını örtüyoruz. Ve böyle kapağı kapalı olarak pişiriyoruz. Arada bir kontrol edelim. Çok karıştırmamaya dikkat edelim. Burada ben domatesi de ekledim. Domates suyuyla birlikte pişsin. İçeri kesin istiyorum. Her güzel ezildi. Pardon, domatesler. Suyu da yarılanmış. Biraz daha kaynatacağız. Kızartmaları eklemek için. Şöyle yağını sarana kadar. Burada tutumu da ayarlayalım arkadaşlar. Daha sıcak kalmış. Ve kalmış yani çekip yağını sarana kadar ben burada birazcık yarım tatlı kaşığı kadar biber salçası koydum. Çekilecek gibi biber salçası tatlıymış. Kesinlikle kapatıyorum. Kesinlikle. Burada birazcık kavurduk. Arkadaşlar eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Evet arkadaşlar sebzelerimizi kızartmalarımızı burada ekliyoruz. Güzel tatlı güzel kavurduk. 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 Şöyle zedelemeden sebzeleri nasıl karıştıralım arkadaşlar. Burada ben baharat dediğim gibi sıcak kalmış. Ben biraz pirinç koydum. Biraz istek koydum. Ve pirinç koydum. Aşamadan altını kapattım arkadaşlar. Çekip koydum. Karabiber koydum biraz da. Baharat da size kalmış. Bir sot koydum. Ve şöyle tavamı sallayarak, çünkü zedelensin istemiyorum. Ve servise hazır. Yapan herkese kolay gelsin. Afiyet olsun arkadaşlar. Başka tarifte görüşmek üzere.